İstanbul Pendik'te çocuk parkında oyun oynayan çocuklara ateş açıldı. 7 yaşındaki bir kız kurşunların hedefi oldu. Çocukların korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların parkta oynamasına sinirlendi. Üstlerine kurşun yağdırdı. 7 yaşındaki Hiranur kurşunların hedefi oldu. Olay Pendik Donupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar bir sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. İddiaya göre çocukların seslerine sinirlenen bir adam evin penceresinden önce bağırdı. Ardından silahla çocukların üzerine ateş açtı. Parkta oyun oynayan çocuklar korkuyla kaçmaya çalıştı. Ancak 7 yaşındaki Hiranur Demircan kurşunların hedefi oldu. Küçük kız hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi. Gözaltına alınan Maganda'nın ise serbest bırakıldığı iddia edildi. Kurşunların hedefi olan 7 yaşındaki Hiranur'un ailesinin yanında Habertürk muhabiri Hakan Tunç var. Hakan'a soralım, gerçekten aile neler yaşadı, neler anlatıyorlar, neler konuşuyorlar Hakan? Akıl almaz bir olay. Bayramın birinci günü işte o sitenin bahçesindeyiz biz. Söz konusu park burası. Önder gösterecek sizlere şimdi. Bu parkta oynuyor. Hiranur da yanımızda. Hiranur Demircan, annesi ve babası kırmadılar bizi. Buraya geldiler. Hiranurcan gelmek istemedi parka. Hala korkuyor parka gelmekten. Ama bizi kırmadı. Söz konusu cam bu cam. Bu cama çıkan şahıs önce çocuklara bağırıyor, gürültü yaptıklarını söylüyor. Ardından bir el ateş ediyor. Ateş ettikten sonra Hiranur, bir ses duydun herhalde değil mi? Evet. Çat diye bir ses mi duydun? Evet, çat diye bir ses duydum. O an sana ateş mi etmişler? Evet. Delik açıldı sırtımda da. Sırtından mı vurdu seni? Sonra ne yaptın Hiranur? Sonra annemin yanına gitmiştim. Sonra işte komşunun ziline basmıştı. Onlar beni hastaneye götürdü. Annem, çünkü bir annemin 3 çocuğu var. Bir ben, bir kardeşim Muhammed, en küçük kardeşim bebek. Kıyamam ben sana. Bir de Tuğanlı diye 3 yaşında bir kardeşim var. Onlara bakmak zorundaydı. O yüzden beni hastaneye götüremedi. Komşu götürdü. Kıyamam ben sana. Peki bir şey soracağım Hiranur. Bu adam niye kızdı size? Çok ses yaptığımız için. Demedin mi sen, burası çocuk parkı ama nereye gidelim demedin mi? Diyemedim. Çünkü o çok kızgın bir adam. O zaman da 2 tane ateş ederdi şuramdan buramdan. Poyraz diye bir arkadaşım var. O demin... Sen artık gelmiyor musun buraya? Gelmeyeceğim. Niye? Çünkü o adamın silahı var. Kaçmış olabilir ama yine de korkuyorum. Onu orada görmüş gibi sanıyorum. Perde açılıyor, onu görmüş gibi sanıyorum rüzgarda. Peki bu olayı yaptıktan sonra o polisler onu götürmüştü, polis amcalar. Sonra tekrar bırakmışlar, serbest kalmış. Duydun mu niye serbest? Çünkü benim hayatımın tehlikesi yok diye. Ondan mı bırak? Evet. Ne diyeceksiniz efendim? Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Bayramın birinci günü yaşanıyor. Evet, bayramın birinci günü saat 1:30-2 civarında falandı. Çocuklar parkta oynamak için aşağı indiler. Normalde de iniyorlardı zaten. Bu beyefendi daha öncesinde de zaten çocukları camdan rahatsız olup tehdit ediyormuş. Silahım var, sizi vururum falan gibisinden konuşmalar yapıyormuş. O gün de işte normal çocukların indiği bir patlama sesi ben de duydum, evdeydim. Gürültü sesi. Yer o sırada Hiranur vurulmuş. Hiranur vurulmuş. Hiranur'un sesini duydum. Hiranur vuruldu diye arkadaşları falan bağırıyorlardı. Eve getirdiklerinde çocuğun sırtını baktım, sırtı kanlar içerisinde. Hemen komşumla ambulansı bile beklemedik biz, kanaması çoktu. Hastane, ciğerine 2 santim mesafede kas dokusunda saplanıp kalmış kurşun. Şu an hala içeride mi? Evet, hala sırtında duruyor. Ameliyat olacak salı günü. Çıkaramıyorlar herhalde değil mi? Evet. Evet. Daha önceden de böyle şeyler söyledi mi size Hiranur? Evet. Ne dedi size?
Eskiden biz top oynuyorduk arkadaşlarımla, Muhammed'le, İbrahim'le. Top oynuyorduk. Dedi ki topun yüzünden uyuyamıyorum. Tat tat diye ses geliyordu demişti. Sonra da o zaman kızdı. Da kızmıştı. Evet, biz hemen kaçtık. Efendim, şöyle söyleyeyim. Babası yanımızda, Hasan Bey. Kimlerle birlikte? Vallahi kimlerle yaşıyoruz? Yani kendi sitemizde, kendi güvenlikli sitemizde bile güvende olamıyorsak ve bu vurulan çocuğun sadece bir ifade verilerek çıkarılabiliyorsa bizim ne yapmamız lazım? Kendimiz mi arayalım? Yani biz o noktalara mı gidelim? Ve kendi adaletimizi herkes çıksın, kendisi mi arasın yani adaletini? Vurulan çocuk belli, vuran belli, ifadeler belli. İfadeler gösteriyor. Serbest kalınca daha çok acı. Görüntü var, kamera görüntüsü var yani. Bir tek o camdan bir hareket var. Çocuklar var, o camı işaret ediyor. Gördüğünü söylüyor, ifadeleri var. Yani ne yapılması lazım? Yani biz de aynı olayı yapalım. Öyle mi karşılık verelim yani? Nereye gidelim yani? Bu memlekette yaşamıyor. Bir babasınız yani. Bir evlat çok zor büyüyor. Bu hele bu yaşa çok evet. Zor geliyor. Hani siz öpmeye kıyamadığınız bir çocuğa birisi ateş ediyor. Ya anlatamam. Şöyle diyeyim. Sözün bitti. Evet, anlatamam. Aslında hem sözün bitti yer hem de şöyle diyelim. Belki daha büyük bir olayların olmaması için. Yani biz o zaman kurbanla alakadar oluyorduk. Belki çok farklı şeyler olabilirdi yani. Çok farklı şeyler olabilirdi yani. Yani bugün Allah göstermesin. Buraya bambaşka bir şeyler için gelinebilirdi yani. Anladım. Hinan Hanım, bize bir şeyler söyleyecek misin son bir kez? Şöyle sorayım. Bu parka gelecek misin? Gelmeyeceğim. Korkuyorum. Peki. Hinan Roğan yaşadıklarını anlattı bize. Söz konusu park bu park. Bu parkta yaralandı. Ve ardından hastaneye götürdüler. Hastanede gerekli işlemler yapıldı. Ve şu an hala kurşun çıkarılamayacak bir noktada. Ciğerine 2 santim mesafede buna rağmen hayati tehlikesi yoktur çocuğun dinlerek şüpheli serbest bırakıldı. Bundan sonrasını fikri takibini hep birlikte yapacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.